Ben Adem Hoca, tüm değerli öğrencilerime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Umarım iyisinizdir değerli arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun da şunu yapmayı düşünüyorum. Zor bir denemedeki paragraf soru tiplerini sizlere ayrıntılı bir çözüm yoluyla anlatmak istiyorum. Amacım bu arkadaşlar. Yani bir soruyu uzun uzun çözeceğim arkadaşlar. Hatta sorunun yanında kendi tekniğimi, taktiğimi de görsel yazılı olarak da sizlere sunacağım arkadaşlar. Çünkü paragraf bizim için gerçekten çok önemli. Her gün onlarca öğrencinin sorusunu çözüyoruz. Beraber bunun analizini yapıyoruz. Amacım arkadaşlar yeni nesil paragraf soru tipleri ve bunu öğretmenin fulleten gözüyle çözmek ve tabi burada öğrencinin de bakışını birlikte vermek arkadaşlar. Amacım bu olacak. Az ama ayrıntılı soru çözeceğiz. Amacım bu arkadaşlar. Diyorum lütfen önce kendiniz çözün, sonra iyi bir şekilde dinleyin ve kısa kısa notlar alın arkadaşlar. Paragrafta soru tipleri ve soru çözüm yollarına başlıyorum değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, zor denememizin birinci sorusunu çözüyorum. Dediğim gibi burada amacımız şu arkadaşlar. Soru tipleri ve çözüm yolları. Öğretmenin fulleten bakışıyla paragraf sorularını çözmek. Öğretmen nasıl çözüyor? Hangi mantıkla çözüyor? Hangi taktiklerle soruya yaklaşıyor ve çözüyor? Ben bundan ne anlamam lazım? Nasıl bir tecrübe kazanmam lazım? Bunun derdinde olmamız lazım. Ve hemen arkadaşlar ilk sorumuzu okuyorum. Bu parçaya göre aşağıdaki önermelerden hangisi felsefi yaklaşımın bakışıyla örtüşür diyor. Sevgili gençler bakın, bir paragrafta önce arkadaşlar parçanın anlamını bulmaya çalışmamız lazım. Bunun için ben sihirli kelimeleri ve cümleleri bulmam lazım. Bakın bu çok önemli arkadaşlar. Ya benim en önemli soru çözme kriterim şu. Parçayı okurken anlamaya çalışmak ve bana yardımcı olacak ve parçadaki yazarın vermek istediği mesajı bana en doğru şekilde verecek kelimeyi, kelimeleri, cümleyi ya da cümleleri bulmak ve altını çizmek. Bunu yaptığın zaman zaten parçanın konusu ana fikri ortaya çıkıyor. Alakasız şıklar karşımıza çıkıyor. Zaten cevap şıkkı A ya da B, örnek vereyim. İki şık arasında kalıyorsun. Zaten ondan sonraki çok kolay. Sonuca daha rahat varıyoruz. Hocam bu anlattığın yöntemi örnek soruda gösterebilir misin? Hemen bakalım şimdi. Şimdi parçayı ben ne yapacağım? Şöyle altını çizerek, ama her şeyin altını değil. Önemli yerlerin altını çizerek, ama amacım şu. Parçada yazarın vermek istediği mesaj hangisi? Tamam arkadaşlar, diyorum ve okumaya başlıyorum. Felsefi bir yaklaşımla ahlakı tartışacak şu ya da bu kişinin yaptığı şu eylemin ahlak olup olmadığından değil, söz konusu eylem biçiminin ahlak olup olmadığından bahsederiz. Herhangi bir eylemin ahlakı olmasının ne demek olduğunu sorarız. Ahlakla ilgili iyi kötü, sorumluluk gibi temel kavramların ne şekilde anlaşılması gerektiği hakkında düşünürüz. Bakın şuraya kadar bir şey anlatmış, bakın ben hızlı geçtim. Şimdi vermek istediği mesajı daha henüz böyle ikna olmadım. Felsefe ile ilgilenirken şu ya da bu şeyin varlığıyla değil, var olan genel varlık kategorilerinden neler olduğuna ilgileniriz. Hocam bak işte bak şurası var ya, bence çok sihirli bir cümle. Felsefe ile ilgilenirken şu ya da bu şeyin varlığıyla değil, var olan genel varlık kategorileri, hocam bakın genel varlık kategorilerinin neler olduğundan ilgileniriz. Yukarıda bir şeyler anlatmış ama aslında vermek istediği mesajı burada vermiş. Devam ediyorum. Dolapta 5 şişe süt var. Yargısı. Çoğu felsefecinin ilginç bulamayacağı bir varlık ifadesidir. Ya dolapta 5 şişe var. Ne olmuş? Felsefeyle ilgilenilmez. Ama bakın, ama onları oluşturan parçacıklar ötesinde birleşik nesneler vardır. Doğa yasaları vardır. Özellikler vardır. Sayısal vardır gibi. Bakın yine varlık iddiaları felsefecinin dikkatini çekiyor. Çünkü bu iddialar, bakın şu çünkü kelimesi çok önemli. Yapıları gereği daha umumi varlık iddialarıdır. Şimdi bakın, parçayı anlamayabilirsin hocam. Parça sana zor gelebilir. Hatırlayın 2019, 2020, 2021 soruları böyle zor metinler. Ama ben ne yaptım? Yani kardeşim vermek istediği mesajı ben buldum. Diyor ki felsefeyle ilgilenirken bakın felsefeyle ilgilenirken şu ya da bu şeyin varlığıyla değil, genel varlık kategorileri benim için çok önemli. İşte 5 şişe süt var, önemli değil. Burada örnekler verilmiş. Doğa yasa, bunlar ne gibi varlık iddiaları felsefenin dikkatini. Çünkü bu iddialar, hocam bu, bakın şuraların hepsini ne yapmış arkadaş, şurada yapılara gereği daha umumi varlık iddialarıdır. Hocam ben parçayı okudum. Parçayı anladım. Önemli kelimeleri buldum. Ben bu kelimelerden
yazara vermek istediğim ana fikri ve konuyu buldum arkadaşlar. Şimdi şıklara bakıyorum. Diyor ki felsefe özel durumlar yerine genel hususi. Hocam felsefe parçada var. Özel durumlar, bakın şunlar hep özel işte. 5 şişe süt var. Bunlar çok şey değil diyor. Genel hususi içeren sorular ne de var hocam? Bakın şu umumi varlık. Genel. Hocam A şıkkında ben eleyeceğim bir kelime yok. Bakın ne yapıyorum? Dikkat edin sevgili gençler. A şıkkında hangi kelime alakasız? Hangi fikir kelime parçada yok? Hepsi var hocam. B'ye bakıyorum. Felsefi soruların temelinde pratik cevaba dönük olma. Pratik cevap parçada olmadığından dolayı B'yi eledim. Soyut sorunların somut örneklerinde felsefi. Parçada soyut sorunları somut örneklerden de bahsetmemiş. Eliyorum. Felsefe kişilerin durumları değil toplumsal hususlara. Bakın parçada toplumsal husus yok. Parçada demek istediği şey ne? Arkadaşlar umumi varlık iddiaları mesela. Genel varlık kategorileri gibi. Sonra bunu deliyorum. Felsefe soruların amacı tamam hocam. İddialı cevaplarla nihai çözüme ulaş. Bu da değil. Hocam A şıkkı bana bakın şuradaki kelimeler sevgili gençler. Bir daha alt. Genel hususu içeren sorular. İşte şunlara bakın. Şunların hepsi sevgili gençler. Yapılara gereği umumi varlık. Tamam mı? Özel durumlar değil. Şunlar da özel durumlar. İşte dolapta 5 şişe süt var. Arkadaşlar bakın ne yaptım? Bir daha şöyle söylüyorum. Parçayı okudu Adem Hoca. Bazı yerleri anlamadı, hızlı geçti. Tamam ama ben ne yaptım? Sihirli kelimeyi ve sihirli cümleyi buldum. Sonra parçanın konusunu, ana fikrini bu kelimelere bakarak buldum. Ve alakasız şıkları, bakın bu şıkları eleyebilmen için şu benim dediğim taktiği yapman lazım. İşte pratik cevap geç hocam. Soyut, somut örnek geç. Toplumsal hususlar geç. İddialı cevap geç. Ama A şıkkında hiçbir kelimeye geç diyemiyorum. Özel durumlar yerine genel hususları içeren. Evet bundan dolayı sevgili gençler A dedik ve benim şu taktiği lütfen bir kenara yazın. Bu şekilde uygulamaya başlayalım arkadaşlar. Sevgili gençler şimdi geldik başka bir soru tipimize. Bakın üçüncü sorumuz diyelim. Yani üçüncü sorumuz ama normalde ikinci sorumuz. Buna göre bakalım. Şimdi diyor ki bu parçaya göre değer kavramının özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir ve parçada üç tane ne yapmış? Önerme vermiş. Şimdi ben bu soruyu bakın şu taktikte çözüyorum. Benim şu biliyorsunuz ana şeyim, mantığım. Parçayı anlamaya çalışıyorsun. Sihirli kelimeyi buluyorsun. Sihirli cümleyi buluyorsun. Bu sihirli kelime ve cümlelerden parçanın konusunu ve ana fikrini az çok tespit ediyorsun. Alakasız şık ve kelimeyi, alakasız kelimeden o şıkkı eliyorsun ve sonuca varıyorsun. Bir de burada şu var arkadaşlar. Bu da çok önemli. Parçadaki önermeleri parçada farklı kelimelerle bize sunarlar genelde. Bundan dolayı benim mantığım şu. Önermeyi parçada farklı kelimelerle yorumlamaya bak. Mesela ben bu soruyu mesela birkaç iyi öğrenci mesela yanlış yapmıştı. Bundan dolayı yanlış yapmıştı. Şimdi hocam bu dediğiniz takniği tekniği hemen soru üzerinde işleyelim. Şimdi parçayı okuyorum. Toplum tarafından bireylerin sahip olması istenilen davranışlar ve duygular genellikle değerler olarak kabul görür. Şimdi mesela burada hemen şunu yapabilirsiniz bakın. Mesela ben her zaman soruya kendimi katarım. Toplum tarafından bireylerin işte örnek veriyorum mahallede tamam mı? Mesela mahalledeki insanlar senin sahip olması istenilen davranışlar ve duygular genellikle değerler olarak. Yani mahalledeki insanlar senden bazı davranışları istiyor. İşte ben buna değer diyorum. Bakın böyle daha akılda kalıcı oluyor. Mahalleliler senden bazı davranışta duygular istiyor. Bunlar artık değer kabul ediliyor. Devam edelim. Değerler paylaşımları bireyi bir araya getirir. Mahalleliyi bir araya getiriyor. Ortak bir düşünce ortamı oluşmasında bu düşünce tarafında kenetlenip toplumun sağlığının korumalarına yardım eder diyor. Tamam hocam anladım. Bak mesela mahalle birey örneği çok iyi oldu. Değerler, bu mahalledeki değerler, beşeriyetin yaşamını yönlendirir.
düşünce ve davranışlarının şekillenmesini sağlar. He, mahalledeki bu değerler mahalledeki gençlerin bakın davranışlarının şekillenmesini sağlıyor. Değerler zaman içinde değişikliğe uğrayabilir fakat değişiklikler nesiller arası kopukluğa sebep olmamalı. Tamam. Bu nedenle değerleri korumak oldukça önemli. Ortak değerler toplumun temel taşlarından biridir. Hocam parçayı çok iyi anladım. Parçaya kendimi kattığım zaman daha iyi anlamış oldum. Şimdi hemen bakalım. Değer sosyal işlevi. Hocam sosyal işlevi var ki parçanın tamamı aslında sosyal işlevi. Yani nesiller arası kopukluğun giderilmesi, toplumun temel taşları değil mi? Bunlar aslında kenetlenmek. Toplumun sağlığının korunmasına yardım eder. Bireyleri bir araya getir hocam. Bu var yani kesinlikle var. Kaynağı bilinmeyen zamanlardan alma. Hocam bir defa kaynağı bilinmeyen bir zamandan bahsetmiyor. Ondan dolayı hocam ben şuradaki kaynağı bilinmeyen zamanlardan alma parçanın hiçbir yerinde yok. Ya öyle bir kelime yok. Öyle bir cümle yok. Okumadım altını çizmedim. Bundan dolayı ne yaptım arkadaşlar? Eledim. İnsanların hayat tarzını biçimini demiş. Şimdi bazen sınavda öğrenci bu üçü okuyor. Hocam yok diyor. Kardeşim bak şöyle yapacaksın. Değer nasıl insanların hayat tarzını biçimlendiriyor? İşte şurası bakın biraz önce altını çizmeye çalıştım. Birey ne diyor? Bireylerin sahip olması istenilen davranışı. Heh, mesela bunu bir öğrenci hatta fen lisesi giden bir öğrenci bunu kaçırdı mesela. Tabii çok hızlı çözüyor öğrenci. Belli bir hedef falan var. Vakit koyuyor kendine. Ama işte dikkat edeceksin. Yani insanların hayat tarzını biçimlendirme parçada yok hocam var. İkinci cümle. İlk cümlede var. Bireylerin sahip olması istenilen davranış demek insan hayatlarının tarzını biçimlendirme diyebiliriz. Bundan dolayı hocam ben 2 dışında 1 ve 3 derim. Tamam arkadaşlar şu mantıkla bakın ben bu şekilde çözüyorum ve bu şekilde kesin sorun cevabı ve kendinden emin bir şekilde çözmüş oluyorum değerli arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bu soruyu da yine bu benim mantıkta nasıl çözeceğiz bakın. Yani bir daha yazdım bakın. Anla kardeşim parçayı anla. Hocam nasıl anlayacağım parçayı? Sihirle kelime, cümle ile konu ana fikri bul. Bakın yani böyle bulacaksın. Alakasız şıkkı alakasız kelime ile ele bakın. Bu çok güzel oldu bakın. Yani benim mantığı anlatan çok güzel cümle. Alakasız şıkkı alakasız kelime ile ele. Hocam nasıl eleyeceğiz? Sen eliyorsun da ben eleyemiyorum. İşte bu şekilde. Sonra sonuç ortaya çıkar. Hadi arkadaşlar bu mantıkta bu sorumuzu çözelim. Bu parçaya göre 20. yüzyılı en iyi anlatan söz çifti hangisi hocam? Evet şurada benim sağ tarafta taktik duruyor. Bakalım şimdi. 20. yüzyıl dünyada şöyle farklı bir kalem seçtim. 20. yüzyıl dünyada oldukça önemli gelişme yaşandığı bir dönem olmuştur. Tamam. İnsan hayatını derin etkileyen buluşlar. Şimdi bakın 20. yüzyılın altını çizdim. Önemli gelişmeler neymiş? Hocam buluşlar, savaşlar, toplumsal olaylar bu dönemde gerçekleşmiştir. Bakın her şeyin altını çizme arkadaşlar. Önemli yerlerin altını çiz lütfen. 20. yüzyıl önemli gelişme buluş, savaş, toplumsal. Dünyada siyasal dengenin geliştiği bir dönem olan bu yüzyılda bazı devletler tarihin tozlu sayfalarından kaybolup giderken bazı devletler siyasi güçlerden, hani demek ki bazı devletler siyasi güçlerini artırmış, bazıları da bu siyasi dengeden dolayı da tozlu sayfalarda kaybolmuş. Tamam hocam süper. Ben adamın yorumuna göre yorum yapıyorum. Bakın kendi yorumunu bir kenara koydum. Bu değişimin odağında kitlelikli iletişim araçları var. He, hocam şu yukarıda saydığım buluşlar, savaşlar, toplumsal bazı devletlerin yok olması, bazılarının daha güçlü olmasının sebebi ortağında kitle iletişim araçları var. Hocam parçayı okudum. Anladım. Sihirli kelime, cümle, konu, ana fikri buldum. Şimdi gelelim arkadaşlar sonuca. Diyor ki A şıkkında küresel dayanışmanın arttığı bu asır. Hocam küresel dayanışma parçanın hiçbir yerinde olmadığından dolayı ne yaptım? Alakasız şıkkı alakasız kelime ile buldum ve eledim. Küresel faaliyetlerin hız kazandığı bir devir olma, bilimsel gelişme nerede var bilimsel gelişme? Kitle iletişim araçları bilimsel gelişme mi? Bir de küresel faaliyetler ne hocam? Yani bu savaşlar toplumsal olarak küresel faaliyet mi oldu hocam? Hemen eliyorum. Savaşın belirleyici olduğu bir süreç olma hocam olabilir. Önemli ve tanınmış düşünürler hocam bakın. Yani C şıkkında böyle olur gibi bir şey yazmış ama şu düşünürden dolayı hocam bakın bak bu kelimeyi çarpı koydum ben C'yi eledim.
Geniş çaplı değişime konu olma. Hocam geniş çaplı değişimlere konu olma. Evet hocam var. İşte buluşlar, savaşlar, toplumsal falan var hocam. Bak bunu elemiyorum. Kitle iletişim araçlarına rol oluyor. Hocam D seçeneğinde benim eleyeceğim bir şey yok. Yani itiraz edeceğim bir şey yok. Adam cuk diye koymuş yani. Bakalım. Bilimsel buluşların çoğaldığı bir yüzler olma. Tamam. Uluslararası sorundan çözmeyeceğim. Bak uluslararası sorundan dolayı çarpı koydum. E geldim. Evet arkadaşlar, Adem Hoca'nın teknik taktiği bu şekilde. Değerli arkadaşlar bakın, şu 8. soruda çok önemli bir soru tipi ve çözüm tekniğini size anlatacağım arkadaşlar. Lütfen beni iyi dinleyin, not alın. Bakın yani gerçekten bu bizim genel problemimiz. Her gün öğrencilerin sorularını çözüyorum. Yani yanlış okumalar, yanlış yorumlamalar, böyle ne bileyim yani. Ondan dolayı böyle bakın sağ tarafa yazma zorunda hissettim kendi tecrübelerimi. Lütfen şimdi bakın sorumuza bakalım. Bu parçanın hareketle yöndeşmenin kapsamı ile ilgili aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir diyor. Arkadaşlar bu paragrafın konusu. Tamam mı? Şimdi bakın. Benim şöyle bir taktiğim var. Bir, paragrafın konusuna ulaşmam için ben bir defa ana fikrini bulmam lazım. Bundan dolayı yazar vermek istediği mesajı giriş bölümünde, sonuç bölümünde verebildiği gibi parçanın tamamında da verebilir. Yani sen bunu bulacaksın. Hocam bu parçanın ana fikri neresi? Girişte, gelişmede, sonuçta ya da her yerde olabilir. Bu bir. İkincisi hocam, konu aracılığıyla ben ana fikri bulamaz. Bak hedef şu. Hocam bu parçanın ana fikri, sihirli kelimesi cümlesine de buna bulmam gerekiyor. Peki bunu nasıl bulacağım? Tabii ki konu. Konu ne? Şöyle parçanın akışı. Tamam mı? Sonra konu metnin mesajını vermeye yarayan araçtır. Tamam. Sıkça tekrarlanan kavramlar çok önemli. Yani lütfen önemli kelimelerin altını çizin. Daha önemli bakın şu. Onu en sona bıraktım. Biraz sonra zaten soru üzerinde göreceğiz. Akıştaki kelime ve cümleden ben sihirli ana kelime, yani ana paragrafı, ana metni bulmak artık son şeklimiz. Hocam bu anlattığınız şeyleri soru üzerinde nasıl görebiliriz? Şimdi bakalım arkadaşlar. Şimdi birlikte sorumuza bakıyoruz. Yönleşme ile ilgili hangisi ulaşılabilir? Şimdi bakın ben tabii sesli okuyorum ama gerçek sınavda gözümü okuyorum ve hızlı okuyorum. Onu artık sizler de zamanla zaten öyle yapıyorsunuzdur. Ama burada tabii sesli okuduğumuz zaman biraz vakit fazla olabiliyor, uzayabiliyor. Ama burada önemli olan soru tiplerini ve çözüm yollarını işlemek. Şimdi yöndeşme kavramına örnek olarak akıllı cep telefonları verilebilir. Örnek akıllı cep telefonu. Bakın şu anda akışı devam ediyor. Akıllı cep telefonlarının gelişimi ilk etapta arama yapabilen cep telefonlarının zamanla mesajlaşma, fotoğraf çekme ve son olarak iletişim sistemi yüklenen bilgisayar olma sürecinde kadar devam etmiştir. Ha tamam hocam. Akıllı cep telefonlarının gelişim ilk etapta işte mesajlaşma, fotoğraf falan sonra şey gitmiş yani bilgisayar devam etmiş. Bakın şu anda akışta vermek istediği mesaj için bir antrenman yapıyorum. Sonra gelinen noktada akıllı cep telefonları konuşma, mesajlaşma işlevlerinin yanında. Tamam. Fotoğraf makinesi, müzik çalar, bilgisayar işlevini yerine getiren cihaz olmuş ve insanlara vazgeçilmez araçlar haline gelmiştir. Tamam hocam, süper. Bakın parçanın tamamını bitirmeden ana fikrini bulamayız. Tamam bakın şu an bir akış var yani. Yani konu metnin mesajını vermeye yarayan araç. Devam ediyorum. Yöndeşme kavramı sadece araçların temel unsurlarının yanı sıra farklı unsurları kendi bünyelerine tanımlamamalıdır. Bak hocam, bak şurada var ya adam diyor ki bak ben yukarıdaki örnekleri niye verdim biliyor musunuz? Daha asıl meseleme gelmedim diyor bakın. Diyor ki yani tamam yukarıda cep telefonları önce mesajlaşma, fotoğraf, daha sonra bilgisayar işlevini getirdi. Çok güzel diyor ama diyor bu değil aslında, bak kullanılmamalıdır. Bakalım adamın derdi ne ortaya çıkacak. Bir de okuyorum bakın. Yöndeşme kavramı sadece araçların temel unsurlarının yanı sıra farklı unsurları kendi bir yönelik tanımlamıyor. Evet doğru. Yani cep telefonu, mesajlaşma, fotoğrafken bir anda müzik çalar, bilgisayar oldu. Ama diyor yöndeşme bununla tanımlanmamalı. İşte bunu iyi öğrenci bunu burada anlayacak. Yöndeşme aynı zamanda bak aynı zamanda farklı alanların tamam bir araya gelerek yöndeşme öncesinden daha iyi kullanım olana sağladığı bir gelişimi içermektedir. Abo hocam ben var ya Allah'ıma kitabıma bakın diyor ki şu. Yani akıllı telefonlar tamam pek çok promu barındırabilir ama önemli değil o. Daha önemlisi şu diyor.
gerek yönleşme öncesinden daha iyi bir olanağı sağladığı bir gelişim. Hocam ben parçanın ana fikrini, konusunu sonunda buldum. Tamam arkadaşlar. Bakın şurada anlattığım şeyi burada size göstermeye çalıştım. Şimdi bakalım arkadaşlar. Geleneksel cihazların yerini birçok uygulama için... Hocam parçada bu var da bu yerde, yan düşünce. Geç hocam, adamın derdi bu değil ki. A şıkkı şuraları anlatıyor. Cihazların yeni özellikleri olarak gelişmesi hocam, bak cihazların yeni özellikleri gelişmesi, bak şuradaki gelişmesinden dolayı hocam, bak şu olabilir, hemen soru işareti koydum. Bir cihazın başka cihaza etkileşimi için hocam, bu da zaten bu da Y'de. Ne demek Y'de arkadaşlar? Yavru düşünce hocam, ben parçanın anasını istiyorum yani. Ana fikrini bulmak istiyorum. Bunlar yavru düşünce. Aynı cihaza ait özelliklerin farklı cihazla paylaşılması. Hoca bu da yavru düşünce. Adamın derdi meselesi bu değil. Dijital uygulamadan, sosyal medya iletişimini, sosyal medyadan bahsetmiyor hocam. Hocam B derim. Bakın soruyu nasıl okuduğum, yani nerelere takıldım, neyin altını çizdim, ne yaptı Adem Hoca arkadaşlar? Parçanın ana fikrini bulmaya çalıştı ve tanımlamamalıdır aynı zamanda diyerek bir gelişimi, parçanın ana fikrini buldum. Evet, sağ tarafta kendi taktiklerim, sol tarafta çok güzel bir denemedeki sorumuz. Bunu bir şekilde arkadaşlar ben Adem Hoca bu şekilde çözüyor. Sizler de bunlardan muhakkak istifade ediyorsunuz. Evet arkadaşlar, geldik şu soruya. Bakın sorumuz, düşüncenin akışını bozan cümle. Her sene bir tane soru geliyor. Yine çok güzel bir soru arkadaşlar. Zor değil. Şimdi parçanın düşüncenin işte akışını bozan cümlede şunu bir defa bilmemiz lazım. Dil ve anlam bakımından birbirine bağlı cümleler vardı. Yani buradaki arkadaşlar 5 cümle normal itibariyle düşüncenin akışı dediğinden dolayı bir tane düşünce var ve bu düşünce dil anlam bakımından birbirine bağlı olmak zorunda. Araya ilgisiz bir cümle girmemesi lazım. Ben şunu arayacağım. Acaba hangi cümleyi atarsam akışta bir değişiklik olmaz. Bu bir. Yani akışı bozan cümleyi çıkarabilirsin. İkincisi, bakın zamir, bağlaç, edat gerçekten çok önemli. Bir de akışı bozan cümle genelde parçanın konunun farklı yönü ya da alakasız bir yönü. Ne demek hocam? Şimdi hemen soru üzerinde bunları göstermek istiyorum sizlere. Günümüzde hızlı artan nüfusun dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi önemli bir problem olarak kabul edilmektedir. Bu cümlede arkadaşlar sihirli kelime, ana fikir hangisi? Yani bakın, hızlı artan nüfusun dengeli ve sağlıklı beslenmesi, bakın. Tamam, bir de ne var arkadaşlar? Nüfus artıyor. Bu nüfusun dengeli ve sağlıklı beslenmesi çok önemli yani. Bu problem. Anladım hocam. Balıklar kalitatif ve kantitatif bakımdan yüksek değerli protein ve yağ içeriğine sahip olmaları nedeniyle hayvansal besin kaynakları arasında önemli bir yere sahiptir. Şimdi hocam ikide ise bakın ne denemiş? Hocam balıklar demiş. Bakın bir de balık yok. Yani balıklar diyor hocam hayvansal besin kaynakları arasında çok önemli. Neden? Protein ve yağdan dolayı. Biri anladım hocam. Nüfus artıyor. Bu insanlar ne yiyecek, ne içecek, nasıl dengeli beslenecek? İki, balıklar diyor hayvansal besin kaynakları için çok önemli çünkü protein yağ var. Tamam hocam, devam ediyorum. Fakat her organizma olduğu gibi balıkları da, bakın şuradaki da bağlacı, fakat bağlacı diyor ki hocam 2 ve 3'ü kesinlikle parçadan atamazsın. Tamam arkadaşlar? Çünkü fakat ve D bağlacı 3'ü 2'ye yapıştırmış ve baktığımız zaman yine burada şey diyor, balıklar dediğinden dolayı yine bakın 2 ile de anlam itibariyle, yani 2 ve 3 dil ve anlam bakımından birbirine bağlı. Devam ediyorum. Bakın şu anda mesela 1 demedim hala. Bunların belirlenmesi, hocam buradaki bunlar ne? Bunların belirlenmesi. Hocam parazitten kastetmiyor mu? Tehdit eden çeşitli parazitler canlılar bulunmaktadır. Bunların belirlenmesi, bu parazitik canlıların belirlenmesi. Balık yetiştiriciliği ve besin verilmesi önemlidir. Hocam bakın buradaki 4'te zamir. Bak ne dedim ben biraz önce? Bağlaça dikkat edin, zamire dikkat edin. Yani hocam buradaki 4'te ben ne yapıyorum yani? Bunlar bir bütün. Önemlidir yani bunların.
Balık parazitleri doğal ortamlar ile özellikle kültür balıkçılığı popülasyonu yoğun olduğu yerlerdeki balıklarda prime ve sekonder kaynaklı enfeksiyonlara büyümede, gelişmede, yavaşlama hatta volatilite kadar ekonomik yapıya neden olabilmektir. Hocam 5'te zaten 4'ü anlatıyor. Hocam ben buradan şunu anladım sevgili gençler. Burada şöyle 2, 3, 4, 5 hepsinde balık, balık, balık ve buradaki parazit canlıların tespit edilmesi diye anlatmışken dil anlam bakımından bir balıklardan alakasız bir şekilde arkadaşlar ne yapmış? Ne yapmış arkadaşlar? Nüfus dengeli falan. Cevap A şıkkı. Bakın genelde A şıkkı olmaz. Genelde C, D şıkkı olur ama son zamanlarda A ve E de karşımıza çıkıyor. Bakın burada zamirler, bağlaçlar, edatlar benim işimi kolaylaştırdığı gibi her cümledeki sihirli kelimeler ne yaptı? Benim işimi kolaylaştırdı diye arkadaşlar. Arkadaşlar umarım video güzel olmuştur. Böyle çok uzatmayacağım. Sanırım 20 dakika oldu. Belki 25 dakika oldu bilemiyorum. Böyle güzel denemelerdeki soru tiplerinden soru çözüm yollarını sizlere anlatmayı bundan sonra çok sık bir şekilde düşünüyorum arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Beğenmelerinizi bekliyorum. Abone olmanız ve arkadaşlarınıza tavsiyeleriniz çok çok önemli. Herkese başarılar, kolay gelsin. Yine bu paragraf soru tipleri ve çözüm yollarını çözmeye devam edeceğim arkadaşlar.